Biraz hak arama paradoksu ile ilgili konuşmak istiyorum. Bir dizi izliyordum, The Last Kingdom diye ve çok güzel bir örnek var. Biliyorsunuz daha önce yazılarımda bahsetmiştim. Hakkını arayan kişi hakkının kendisinden alınabileceğini, elinden alınabileceğini kabul etmiştir ki hakkı elinden alınabilir. Çünkü özgür irade kanunu buna izin vermez. Siz izin vermediğiniz sürece haksızlığa maruz kalmanıza, haklarınızın elinden almasına izin vermez. Bu dünyanın baş kanunudur, özgür irade kanunu baş yasasıdır. Yer çekimi yasası kadar gerçek bir yasadır. Hakkınızı aramak, bir kişinin hakkını araması herhangi bir konuda kendi bacağına sıkması gibi bir şeydir bu bağlamda. Ve sürekli haklarımızın elimizden alınabileceğine dair programlanırız ki haklarımız elimizden alınabilinsin. Çünkü medyada, haberlerde, çevremizde şahit olduğumuz kendini tekrar eden bir programdır. Bu 1000 yıllardır, yeni bir şey değildir. Sürekli haksızlığa maruz kalan, hakkını arayan, sokaklara dökülen yumruklarını havaya kaldırarak haklarını arayan insanları gördükçe hak diye bir şey var ve bu kişinin elinden alınabilir diye programlanırız. Sürekli o orada kendini onaylar durur. The Last Kingdom diye bir dizi var. Orada kral ölüyor. Kralın oğlu yerine kralın erkek kardeşi tahta geçiyor. Erkek kardeşinin kral olabilme vasıfları daha yüksek. Ve danışmanına diyor ki sence yeğenimi ne yapmalıyım, kralın oğlunu? Normalde oğlunun geçmesi gerek, biliyorsunuz ki. Danışman da diyor ki öldür. O da diyor ki eğer onu öldürürsem tahtın üzerinde hakkı olduğunu kabul etmiş olurum diyor. Tabii ki The Last Kingdom İngiltere'de geçiyor. Çok yüksek bir zeka. Bunu replik olarak oraya yazmışlar. Çok etkilenmiştim. Onu öldürmediğim sürece zaten taht hakkının bende olduğunu deklare etmiş oluyorum. Onun zaten öyle bir hakkı olmadığını kabul ettirmiş oluyorum insanlara. Çok zekice, çok güzel bir örnekti. Bu konu önemli bir konu. Tekrar tekrar üstünden geçmek istiyorum. O yüzden de bununla ilgili bir video çekmek istemiştim. Hakkınızı aramayın. Eğer haksızlığa maruz kalıyorsanız, ben buna nereden izin vermiş olabilirim? Ben bunu nereden kabul etmiş olabilirim diye dönün kendinizi, bilinçaltınızı, içinizi sorgulayın. Bu realiteyi nereden yaratmış, seçmiş olabilirim? İyi günler.